Herkese merhaba, ben Yeş, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bu görmüş olduğunuz insanlarla beraber yarım Ege, yarım Akdeniz turuna çıkmış bulunmaktayım. Bergama Antik Kenti'ndeyiz ve yağmur başlamak üzere. Ne oldu Tuğba? Yanıyorduk hani. Güneş kremleri akacak şimdi, boşa gitti. Böcek var üstünde, olmaksana. Alırım, büyük bir zevkle. Böcek mi var? Şimdi arkadaşlar, biz bu görmüş olduğunuz ekiple birlikte yarım Ege, yarım Akdeniz turu yapacağız. Bugün Bergama'dayız. Foça'da akşam yemeği yiyeceğiz. Sabah İstanbul'da yola çıktık. Bugün 19 Haziran 2021. Ve yolda çok güzel bir şey keşfettik ve çok keyifli bir şey yaptık. Ne oldu? Tuğba bir tane Spotify'da ortak liste oluşturdu. Ve aynı anda eş zamanlı olarak aynı müziği dinledik. Çok keyifliydi. Birbirimize göndermelerde bulunduk. Vallahi çok keyif aldım ben o olaydan. Grup çalma listesi diye. Grup çalma listesi diye geçiyormuş. Söyle gel bakalım Tuğba, anlat bize, bir şeyler anlat. Gel konuğum, gel. Gönlümün konuğu. Şarkı çalarken sol alta tıkladığınızda Bluetooth'la arabaya bağlı gözüküyor ya mesela, oraya tıkladığınız zaman grup olarak beni davet edebiliyorsunuz. 5 katılımcı hakkınız var. Oradan link gönderiyorsunuz. Ben WhatsApp'tan gönderdim Kaan'larla olduğumuz gruba. Oradan girdi onlar da. Onlar da girince heyecansızlık olduk. Teşekkürler Tuğba Hanım. Aşı oldum, bitti. Kadrajdan çıkabilirsiniz. Bugün işte Bergama'yı gezeceğiz birazcık. Ben zaten burayı defalarca gezmiş biri olduğum için hani insanları birazcık rehberlik ediyorum. Nida kardeşim bu konularda eksperdir. Yani gezer, tozar, anlar, dinler. O sırada görüyorsunuz Nida. Kaan ve Tuğba ise bunlar ikiz kardeşler. Ne? Hocam, Kaan ve Tuğba ikiz kardeşleri de. Aynı konuyu açıkta geçiyorum. Ben Ege'liyim ve benden buraya her geldiğimde ilk defa görüyormuşum gibi bir heyecan bekliyorsun. Ben buralıyım. Ben ama öyleyim. Ben o şekilde heyecanlanıyorum. Burayı detaylıca gezeceğiz. Birazdan da buradan birçok sahne göreceksiniz. Onları da böyle ilgiyle izleyin. Beğendiyseniz de paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum lan burada arkadaşlarımla beraberken. Benim ilk video çekişlerime şahit bu insanlar. Liseden beri. Evet. Since 4 Çengelköy Lisesi. Hadi şimdi liseden iki video. Ben daha sonra televizyonda gördüğüm taktikleri arkadaşlarıma karşı uygulamak için parka gittiğim vakitlerde. Tamam. Fen de haber merkezine hoş geldiniz. Kan sırayla aşağı inelim mi abi? Sen sırayla aşağı inelim. Hadi. Neyse. Zamanında Vine olsaydı. Tabii abi. Vine fenomeni değiliz ama Çengelköy Lisesi çıkışlıyız hani. Yani bırakın, neyse. Buradan birkaç sahne göreceksiniz. Sonra yol bizi Foça'ya götürecek inşallah. Foça'da akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Oradan da Seferihisar'a doğru geçeceğiz. Vaktimiz kalırsa etrafı da dolaşabiliriz. Belki gün batımı izleyebiliriz. Teos Antik Kenti'nin oralarda. Velhasıl böyle arkadaşlar. Arayı açtığım için özür dilerim. Ama dönüşte iPad Pro incelemesi yapacağım. Uzun kullanım testi ve birçok detaydan da bahsedeceğim inşallah. Onların da heyecanı içerisindeyim şu anda. Videoyu kapatıyorum. Şimdi Bergama, şeyde de kahvaltı yaptık, onu söylemeyi unuttum. Şimdi burada iki tane hani bu Twitter'a düşen yaşlı amca vardı ya. Hani Eşref'le İbrahim. Eşref'le İbrahim amca. Biz Eşref amca yeni gün kahvaltı salonu, İbrahim amca bereketli. Tamam, biz bereketi tercih ettik. Bu bir tık daha hızlı. Güzeldi vallahi, tavsiye ederiz. Serpme kahvaltı 55 liraydı. 4 kişi, 2 kişilik hayli aile yetiyordu. O yüzden yaparsanız böyle bir şeyi tavsiye ederim. Şimdi Bergama'dan birkaç tane sekans giriyor. Müzik, yol, Foça'da bir aradayız. Sevgili arkadaşlar, ben Bergama'da izledim ama Bergama ile ilgili bilgi vermeyi unuttuk. Pergamon antik kenti İzmir'in Bergama ilçesinde bulunuyor. Pergamon krallığının başkentliğini yapıyor bir süre. Önemli bir bölge. Kaan kardeşim ucundan dokundurdu ama biraz da ben bahsedeyim. Burası yaşayan insanların full olduğu dönemde 200 bin kişilik bir uygarlık. Türkiye'deki Anadolu topraklarındaki en dik tiyatro burada. Onun dışında işte en büyük kütüphane burada.
Dur. Ve burası bir şifa merkezi. Çünkü birinden ilk hekimlerden birisi burada Asklepion'u kuruyor. Asklepion da çok yeni okuduk, öğrendik. Kimin oğluydu? Şeyin. Apollon'un. Apollon'un oğlu. O bilgiyi unutmamak lazım. İyi bilgi. Bergama'ya veda ediyoruz vallahi. Sevdim Kaan'cığım. Gerçekten samimi söylüyorum kardeşim, bir değerlendirmeni çekmek istiyorum. Ya şöyle, hatta şuradan doğru evet, alırsan. Evet. Şöyle söylemek istiyorum. Hiç sıkılmadan gerçekten keyif alarak gezebileceğiniz bir nasıl diyeyim, doğal miras. Doğal miras. Ama benim yüzden ne oldu biliyor musun? Dinle. Gerçekten İngilizlerin yaptığı bu terbiyesizlik. Gösterebilir misin? Nereleri söküp götürmüşler? Abi bakar mısın Allah aşkına? Ne kalmış? Taş toprak kalmış burada. Bütün tarihi eserleri almışlar. Carl Human'a buradan bir lanet okuyor muyuz? Ya damn. Damn. Selam arkadaşlar. Biz şu anda Teos Marina'da deniz restoranda akşam yemeğimizi yedik. Gün batımı tam şuramdan suratıma vuruyor. Birazcık kızarmalar meydana geldi. Gördüğünüz gibi Tuğba hala karnını doyuruyor. Afiyet olsun. Aşk kadın. Karşımda aşk adam, çaprazımda anne kadın. O daha büyük. O da aşktan da büyük. Herkes. Buradaki herkes bacım ama o anam. Şimdi gün batımı keyfi yapacağız arkadaşlar. Sığacık Kalesi'nin içini gezeceğiz. Orada tatlı evler var. Oradan görseller olur. Gün batımı servisimiz olur bugün. Bu arada yemeği ben her şeyi çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Gelirseniz deniz restoranı öneririm. Girdiğinizde 10 üzerinden 4 his veriyor. Ama zaman içerisinde onu 10 üzerinden 10'a yaklaştırıyor. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum çünkü balıklarımız geç geldi. 1 saat kadar geç geldi. Nida 10 üzerinden 10 veriyor çünkü geç gelse de balık güzeldi dedi mesela. Keza Tuğba kardeşimiz ne ama dedin? Usul böyle oldu çünkü. Değil mi? Usulen dedi. Hemen Nida'mız da usulü anlatsın. Mezeleri yedik. Seni görüyor mu Nida şu an? Görüyorum. Evet, anlat güzel kız. Mezeleri yedik. O süre içinde balıklar sonrasında geldi, hazır değildi. Bu kadar. Evet, şimdi daha önemli bir an yaşayacağız. Şöyle vereyim. Usta, biz hesaba bir de post cihazı rica edebilir miyiz? Bu. Önemli an bu. Tahminleri alayım. Ben 500 diyorum. Aile başı 250, kelle başı 125. Ben de 400 diyorum. Ben 530 diyorum. Kral ne yaptın? Hani nerede? Ben abi kaç dedim, 530, 500, 400, 470 diyorum. Aynen. Tamam, bilene ne oluyor? Bilen ne kazanıyor daha doğrusu, bilene ne oluyor? Bilen aile. Evet. 50 lira eksik ödüyor. Tamam, güzel güzel bence, tamam. Kahveci abi, Nida'nın konuşamadığı bir an. Anlatayım, kalp ameliyatını anlatıyorum şimdi, sternumu kesiyoruz. Evet, YouTube kanalına hoş geldiniz Nida'nın. Bugün içinizi açacak. Kalbinizi mıncıklayacağım. Arkadaşlar mesela ben şimdi bak, yüzü burada Tuğba bilir. Ben öyle herkese tatile gitmem. Neden bu iki kardeşimle tatile gidiyorum hemen söyleyeyim. Birçok sebebi var da, beni fotoğrafçı olarak kullanmadıkları için tatile gidiyorum. Hatta Nida bizi daha çok çekmişti. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Merhaba, Sığacık'tayız. Balığımı yedim. Tut şunu düzgün. Tamam, tutuyorum. Balığımı yedim. Ya bu da sanıyor ki tek vlog kendisi çekebiliyor. Ben konuşuyorum ama kameraya konuşamıyorum. Ben sadece susarım. Abi hadi hesap gelsin. Hesap gelsin. Teşekkür ederim. Nida kazandı. Gitti. Için, tamam. Nida, ya, doğru ya. Değerlendirmelerini alabilir miyim? Ben kazandım. Tahminlerim her zaman iyi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şu detayı verir misiniz? Restoranı yine ben seçtim. Yine harikulade. Aynen. Sıkmadın Tuba. Yanlış yanlış restorana rezervasyon. Ama internette. Ama niyeti buraydı. İnternette yeterince SEO yapmadıkları için maçta başka bir web site çıktı. Başka bir restoranın web sitesi çıktı. Doğru söylüyor. Gerçek SEO işletmeciliği için. Versin hayvan web sitesi. Arkadaşımın önerileri asla boş çıkmaz. Bir saniye abi. Asla. Gerçek SEO hizmeti için. Ayrıca da deneyim. Şuraya tıklayın. EX Media. We'll be right back.
İkinci günden hepinize merhaba. Bir dizi videonun arka arkaya gelmesiyle bir girizgah izlediniz. Bugün 21 Haziran Pazartesi ve yılın en uzun günü. Yılın en uzun gününde sabah kalktık, direkt Şirince'ye gittik. Şirince'de kahvaltımızı yaptık. Baktık hava çok sıcak, biz normalde Efes'e gelecektik. Buraları sabah gezecektik ama bastık gittik Söke'deki Nova'da Outlet'e ve orada bakalım ucuz bir şeyler var mı diye göz gezdirdik. Birkaç bir şey buldum ben. Aldım ama başka kimse... Abi de Z'de Crocs aldık. Oradan Aydın'a gittik. Aydın'daki hatıralarımızı Nida ve Kaan'la paylaştık. Çünkü biz Tuğba'yla beraber Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuduk. Ve orada da Sine Mevli ile karşılaştık. Soyadı Evli. Oradan da döndük. Ortaklar'da çöp şişimizi yedik. Ortakların ardından da önce Saint Jean Kilisesi, ardından da arkamda görmüş olduğunuz, içerisine adım attığınızda sizi o yüzyıla götüren sevgili İsa Bey Camisi'ne geldik. Burada Kaan'la güzel vakit geçirdik. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi de Efes Müzesi'ne gideceğiz. Saatimi hemen kontrol ediyorum. Saatim 17.21. 7'de de Kuşadası'nda Nalan'da rezervasyonumuz var. Bakalım oraya tam yetişebilecek miyiz? Çünkü çok sıra varmış. Gitmezsek masamızı kapıyorlarmış. O yüzden hızlıca Efes'i de böyle bir hızlı bir tur olacak ister istemez. Efes'i de gezeceğiz. Sonra da Nalan'a gideceğiz. Şimdi Efes'ten bazı görüntülerle bir müzik girecek. Sonrasında yine bir aradayız. Görüntüler neticesinde yine beni görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Hey. Ve Tuğba'yı ve birazdan Kaan'la Nida da gelecek. Onları bir saldık, yukarıya doğru gidecekler. Gezip dolaşırlar. Ben ve Tuğba Efes'i defalarca gezdiğimiz için ve defalarca fotoğraf çektiğimiz için ve artık bugüne birazcık da doyduğumuz için daha fazla yürümek istemedik. Ve o yüzden arkamızda 2000-3000 yıllık kütüphane eşliğinde video çekmeye karar verdim. Hızlandırılmış yarım Ege ve Akdeniz turu yapılacaklar listesinde 21 Haziran gününde. Neyi yaptık? Kahvaltımızı yaptık Özlem Restoran'da. Ama üzüm kafe limonatası içemedik. Kapalıydı. Söke'deki Nova'da Outlet'e uğrandı. Ortaklar Kalyon'da çöp şiş yendi. Aydın'da üniversite hatıraları konuşuldu. Şu an... Dur. Ben tez hocamı gördüm. Saint Jean Kilisesi gezildi. İsa Bey Camisi'ne gidildi. Öğle namazı kılınırken finalinde ikindi ezanı okundu ve ikindi namazı da kılındı. Maksimum verim alındı camiden. Maksimum. Şimdi Efes'teyiz ve son olarak Kuşadası Nalan Restoran'da. Evet. Nalan Restoran değil mi? Son akşam yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Son akşam yemeğimizi mi? Akşam, bugün günün son yemeğini, öğününü yiyeceğiz inşallah. Yani bugün her şeyi yaptık. Gerçekten listelediğimiz her şeyi yaptık.
Kaan ve Nida gelir birazdan. Onların da değerlendirmelerini alırım. 21 Haziran 2021 gününü puanımı yemekten sonra vereceğim. Bugün tabii oyun kartı falan da aldı Tuğba. Akşam oyun coşturması da var. İyi bence. Şimdi Tuğba ile beni ne kadar değiştiğime dair kısa bir video. Kaan. Ben mi bahsedeyim? Evet kardeşim, seni dinliyoruz. Efes'te bir anım oldum diye düşünüyorum. Sürekli Nida'yı çektim. Çok güzel bir ortamda. O Nida'yı çekmekle meşguldüm. Benim sanat anlayışım bu. Nida, senin Efes günlüklerini dinlemek istiyoruz. Bana kamera tutma demiştin. Abi, bu insanı söküp takıyorsun burada, iki kelam edemiyorsun. Edemiyorum. Ya, Tuğba, senin günlüklerini dinleyelim mi yoksa? Yok, gidelim. Sabah ben Tuğba'yı anlatabilirim ama bayağı bir gelmiş buraya. Çok sıkıntı. Çok tabii. Geldi. Tabii. Yok kanka, süpersin sen. Ben mi? Hı hı. Kardeşim iyi fotoğrafçıdır. Çekti mi, ben bakayım mı? Kulağı kapattım. Herkese merhaba. Şu anda 4 günlük turun bir günü sokağa çıkma yasağı olduğu için aslında bugün 3. dışarı günü. O yüzden bağlamda kopmalar meydana gelebilir. Arada bir tane pazar günü boşumuz var. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Şu anda Urla'dayız. Lief Urla'ya geldik. Kahvaltımızı yaptık. Burası çok güzel tasarımı olan bir kafeterya. Sadece kruvasanları var, tatlıları var ve güzel kahvesi var. Filtre kahvesini çok beğendim. Tavsiye ederim buralara yolunuz düşerse. Bugünkü planımız, işte kahvaltımızı yaptık. Şimdi eve geçeceğiz. Oradan hemen ekmeksiz plajında birazcık yüzmeyi düşünüyoruz. Ardından Çeşme, Alaçatı gezisi gerçekleştireceğiz. Çeşme'de de tuvalli restoranda yemek yemeyi düşünüyoruz. Büyük ihtimalle yeriz. Ve şimdi Lief ya da Life mı artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Lief de olabilir. Lief Urla'dan görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Uzun sahil arayışları sonucunda ya da uzun denize gireceğimiz yeri arama sonucunda ilk geldiğimiz yerde karar kıldık ve ekmeksiz plajına yürüdük. Tam kaç dakika sürmüştü Kaan? 18 dakika mı? 18 dakikalık asfalt bir yolun yürüyüşünün ardından çok tatlı, güzel turkuaza sahip bir koya geldik ve burada da gölge bir yere eşyalarımızı koyabildik ve burada kumsal olmasına rağmen aşırı gölge var. Gördüğünüz gibi arkam çam ormanı. Bu birazcık da Marmaris'in yapısına benzettim burayı. Çok memnun kaldım. Özellikle şu yukarı bölgede şey var. Böyle düz alanlar var. Büyük ihtimalle daha önce burada var olan tesisin oluşturmuş olduğu alanlar var. Orada arkadaşlar gelip eşyalarınızı çok rahat bir şekilde koyup çok uygun bir şekilde vaktinizi geçirebilirsiniz. Şimdi eve gideceğiz. Puslu sularımızdan arınacağız. Ondan sonra hazırlanıp Çeşme'ye doğru yola çıkacağız. Çeşme'de de tuval restoranda akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Görüşürüz.
Selam arkadaşlar. Çeşme'deyiz. Çeşme Marina'da Taş Plak adlı restoranda akşam yemeklerimizi yedik. Yemeklerin güzel olduğu kanaatindeyim. Servis normal. Gün batımını izliyoruz. Fena olmayan, farklı bir gün batımı var yani. Güneş ampul gibi duruyor sadece. Vallahi ampul gibi duruyor güneş. Burada aslında Tuval Restoran diye bir restoran vardı şurada hemen. Sizi göreceksiniz bilmiyorum. Şurada abi. Gelin tam buraya oturun ve bakın. O restoran kapanmış. O yüzden bir tık üzüldüm ama henüz Instagram'ı bile olmayan bir restoranda, çok büyük bir restoranda yemeğimizi yedik. Güzeldi. Buradan da gün iyice battıktan sonra 8.30 sularında Alaçatı'ya geçeriz. 8.30'dan sonra geçeriz. Birazcık Alaçatı'da turlamalar, canlı müzik var. Çok kötü söylüyor arkadaş. Görünüyor mu orada? Duyuyorsunuz zaten. Ne? Kötü söylüyor, ne yapayım ya? İyi söylese de iyi söylüyor derdim. Ben yani abi. Her tarzı uyum sağlayabilecek bir insanım. Nida kardeşim de yanımda. Tuba karşımda. Kaan ise çaprazımda. Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hey izleyiciler. Şu anda Alaçatı'nın en işlek sokaklarından bir tanesindeyiz ve yine daha önce geldiğimiz bir mekanın kapandığına şahit olduk. Günün sonunda düşündüğümde dedim ki vay be, sevdiğimiz bazı yerler hafızamızdan silinmek zorunda kalmış. Çünkü oralarda bir daha bir şey yiyemeyeceğiz ve son kez orada yemek yediğimizi nereden bilecektik ya da bir şey içtiğimizi. Her neyse, vakit o kadar çok daraldı ki hemen bakıyorum, 21.49, 11 dakika sonra sokağa çıkma yasağı başlayacak ve biz evimizden 80 kilometre uzaktayız. O yüzden yolda çevrilirsek şimdiden şans dileyin. Tuğba, Kaan ve Nida Zeyd'in Crocs'una rozet bakıyorlar. Bunu kendime aldım. Sizce Yunus ne aldı? Pika pika Pikachu. Netleme de olsa sıkıntı yok. Öyle yani. Birazdan burayı birazcık daha gezeceğiz ve sonra bundan iyi daha kendini eve doğru yola çıkacağız. Evde inşallah çayımızı içebiliriz. Oyunu sabote. Güncel yıldız bilgileri için geldik abi. Beni uzaklarda bulabilsinler diye. Gel tamam. Ve turumuzun 4. gününün sonuna geliyoruz. Evde belki oyun videosu çekerim ama kapatma videosu çekeyim dedim. Diğerlerinde hep günler pıt pıt birbirinin arkasına aktı biliyorum. Kusura bakmayın. Montajda hata olur. Önemli olan ses kaymasın. Ne oluyor? Hadi görüşmek üzere. Kan son cümle. Hoşçakalın. Hoşçakalın, ben gidiyorum. Hoşçakalın, gidiyorum. Pofolon. Seni boyutları vuruyoruz şimdi. Bu patlıcan çok güzel. Abi çok taram yapıyorum. Şöyle kanserin üstünü de alalım. Hadi bitirme boyutları. Sağ olun. Yiyecek bir şey var mı ileride? Boyozlarımızı yiyelim, döneceğim. Sivilce mi çıkmış lan yüzümde?
arkadaşlar. 23 Haziran 2021 Çarşamba günü. Ve Çarşamba günü şu anda Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndayız. Yanımızda domuz sürüleri var. Onlar geçiyor arada bir. Denize sıfır pozisyonda. Aa, rüzgar geliyor mu acaba mikrofonuma? Şu an. Denize sıfır pozisyonda. Midemize saygımız yok. Üzerine yaptığımız alışverişle, daha doğrusu kanlı biz yapmadık, kızlara verdik bu selayeti ve onlar ilk önce babalarını kesti. Birazdan abur cubur yiyeceğiz, denize gireceğiz, çıkacağız. Çok güzel, gerçekten çok sevdiğim bir yer zaten benim Milli Park. Milli Park. Hemen şöyle göstereyim. Mesela böyle alttan gösteriyorum önce kendimi, sonra... Harbi çok güzel. Duşumuz var, soyunma kabinimiz var. Çünkü bedava. Çok güzel, keyfimiz var. ve oyunumuz var yanımızda. Kaan'cığım nasıl Milli Park deneyimi? Abi çok güzel. Beklentimden çok daha iyi çünkü beklentim yoktu. Evet. Zaten hayattaki en büyük mottolarımdan bir tanesi de budur. Beklentim olmaz böylece. Beklentimin altında hiçbir şey kalmaz. Adam işte Ege'de 3 gün takıldı, filozof oldu. Ya Sokrates falan gelsin bize getir götürümüzü yapar. Hadi inşallah rüzgardan çıkmıştır sesim. Hadi bakayım. Hadi. Hadi abi hadi. Dur. Ara. Görüyorsunuz, insanoğlu kuş misali. Az önce Milli Park'ta deniz kenarındaydık. Şimdi evdeyiz. Niye? Eve döndük üstümüzü değiştirmek için. Şimdi değiştirdik. Ben tabii sabah giydiklerimi giydim. Bak bak. WWF. Buradan yemek yemeye, bir tane hamburgerci var yol üstünde, oraya gideceğiz. Oradan da yıkaç akraba ziyareti yapacağız. Ondan sonra tekrardan akşam eşyalarımızı toplayıp buraya geleceğiz. Çünkü neden? Yarın Yonca Lodge'da olacağız. Yarın sabah. Çok uzak değil. Yarın sabah. Yonca Lodge. Bir de melekle çekeyim kendime. Şimdi hamburger. Kaan, hamburger ne kadar? 1,5. O kadar param yok ama açım, yemek istiyorum. Verir misin acaba? O neydi? Yani şey, Şahan'ın... Tamam, kalan cümlesi neydi bir sonraki? Hayır, Allah'ın belası. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Check the mic and make sure it sound right, boys. Şimdi yemeklerimiz geldi. Kaan aklıma soktuğu için bir tane sosisli söyledim. Önce onu yiyeceğim. Kaan az önce sosisli gömdü. Bakıyorum aynen şu an son toprağını atıyor. Nasıl buldun kardeşim? On üzerinden. Tamamdır. Ben de bir deneyeyim bakayım nasılmış. Lütfen de, hiç sıkıntı yok. Fena değil lan. Ne kadar iyi olabilir bir sos zaten. Yeme zorluğundan da bir. Bakalım hamburgeri nasıl? Güzel ama tuzsuz ya. Sen tuz aramasın. Normalde hiç aramam tuzsuz ama. Abi. Ama kıvamı güzel. Selam arkadaşlar. Aleyküm selam dediğinizi duyar gibiyim. Bugün hemen bakıyorum. 24 Haziran Perşembe. Yani yola çıkacağımız günün sabahında yolumuza çıktık. Aydın üzerinden ilerlerken Tuğba dedi ki Akyaka'da hemen kısa bir tekne turu yapalım, bir ferahlayalım. Akyaka'ya geldik. Yolumuz Fethiye'de Yonca Lodge'a gidiyor. Ama öncesinde burada bir yarım saatlik bir mola vereceğiz. Şimdi arabamızı otoparka bıraktık ve küçük bir tekne turu yaptıktan sonra tekrardan yola koyulacağız. Bu geçişi anlatmak istedim size. Şimdi tekne turu maceramız sizlerle.
fotoğrafçı. Evet. Hey foto, hey fotoğrafı. Yonca Loç'a geldik. Odalarımızın hazırlanmasını bekliyoruz. Beklerken de bazı gıdalar tükettik. Nida bir tüketti şu an. Bugün planımız buranın hakkını vermek, yüzmek, yatmak, eğlenmek, gülmek, dolaşmak, tekrar yüzmek, yemek yemek güzel. Öyle yani. Şimdi deniz kenarında oturuyoruz işte. Daha önce buraya çok sevdiğimiz kardeşlerimizle gelmiştik. Ve şimdi Fethiye'den görüntülerle bir sonraki aşamaya geçişe. Selam. Yüzümden de anlaşılacağı üzere birkaç saatlik yüzme organizasyonunun ardından yanmış bulunmaktayım. Şimdi saat 5'e denk gelen işte çaydır, filtre kahvedir. O etkinliğin içerisine damlayacağım. Ardından da Tuğba Şahinoğlu, Nida ve Kaan Bıçakçı family ile de oyunumuzu oynayacağız. Şu an Nida fotoğrafımı çekiyor. Nida ile beraber yürüyelim bakalım. Nidacığım ne yapıyorsun ya? Yanmışım ben biliyor musun? Ben de. Nida'nın da işte 1 Temmuz doğum günü. Ama yanında. Ama yanların yanında olamayacağız olsun. O yüzden önceden 4 kere falan kutladılar. Nida biz doğum gününde bir tane şarkı yapmıştık. Ey gide ey. Sen yola yalnız devam. Aynen. Doğal ortam falan gençler işte. Çok güzel yer ya. Gerçekten burayı seviyorum. Tipe bak tipe. Müthiş. Merhaba sevgili izleyici. Bugün 25 Haziran Cuma. Sabah kahvaltımızı yaptık Yonca Loç'ta. Sonra öğle yemeğini yedik ve oraya yaklaşık 3 gibi falan veda ettik. Çünkü çalışmamız ve dinlenmemiz gerekiyordu. Şimdi Fethiye merkezdeyiz. Kızların alması gereken bazı şeyler vardı ve hazır gelmişken bir de bir kahve içelim dedik. Ve kahveleri almalarını bekliyoruz. Buradan Patara Antik Kenti'ne geçeceğiz. İnşallah kum tepelerinde günü batıracağız ve devamında da Demre'ye doğru yolumuza koyulacağız. Patara'da görüşmek üzere diyorum. Balina kardeş.
Hey sevgili izleyiciler. Antik kentten antik kente koştuğumuz bugünümüzde. En kötü günümüz böyle olsun Kaan. Kesinlikle çok iyiydi be. Neredeyim? Neredesin? Ne neredeyim abi? Hangimiz neredeyiz ki? Abi, espriyi kaçırdım. Patara antik kentine veda ediyoruz. Vaktimiz birazcık kısıtlanmaya başladı. İnşallah şimdi yemek yiyeceğiz. Oradan da kum tepelerinde gün batımı ve dona kaçan kum keyfi kardeşim. Pidenem'de pidelerimizi yedikten sonra Patara kum tepelerine doğru yürüyoruz. Bu videonun ardından kum tepelerinden seçkin manzaralar sizleri bekliyor olacak müzik eşliğinde. Yolu daha önce de bozuktu, hala bozuk. O yüzden arabanıza kıymet veriyorsanız yavaş yavaş gelmeniz gerekir. Park yeri bulursanız da girin. Fazla dibe kadar gitmeyin. Kaos olabiliyor çünkü. Sevgili izleyici kardeşlerim ve arkadaşlarım, bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Patara'daki kum tepelerinde günü batırdık. Bakın. Nida bozma. Gün battı ve finalde, günün finalinde Zeyd'e kavuşmak da var. Zeyd'e kavuşalım kardeşim. Kaan, videoyu Ahmet Kaya'dan kum gibiyle bitirmek isterdim. Acımasız olma. Şimdi bu kadar. Dün gibi. Kum gibi. Lirikleri bilmiyorsun. Ya konuş o zaman, konuş. Kum gibi, kum gibi. Bak kızım, dün kesin gibi geçip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Arı sokuyordu seni. Kum gibi. Kum gibi, kum gibi, kum gibi, kum gibi, kum gibi ezip geçme. Eziyoruz ama. Bakacağız. Bence hatalısın. İddiayı var mısın Nida? 1500 TL'sine. Nida, saçmalama. Vay, doğru koca. Acımasız olmuş. Ne bu kadar? Dün gibi. Dün gibi. Yüreğimizde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı taşıyor. Her gücü o aşıyor. Ruhuma güç veren aydın yol senin. Gençlik senin. Sen gençliğinsin. Ölmedin, öleme. Atatürk, don't die. Live in my heart. War of Uyga. Ya da biz arabayla gitmeyelim. Zeyd! Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Turumuzun şu anda Demre ayağındayız. Burası tam bir doğal güzellik. Demre'de çay ağzına geldiğinizde mutlaka bu kükürtlü suya uğramadan geçmeyin. Buraya geldiğinizde önce burnunuza kötü bir koku gelecek. Biraz haşlanmış yumurta gibi. Ama aldanmayın, o aslında kükürtlü su. Bunu alın, vücudunuza sürün ve 15 dakika boyunca terlememe keyfi yaşayın. 40 derecede. Peace.
ve videonun finaline hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şu anda Kaş'tayız. Daha doğrusu Tuğba ile ben Kaş'tayım. Eş zamanlı olarak Kaanlar İstanbul yolunda. Birkaç saat kalmış olması gerekiyor varmalarına. Tabii Kaan ne kadar hızlı gitti bilmiyorum. Antifellos kalıntılarının içerisinde video çekmeye karar verdim. En son çektiğim videonun ne olduğunu inanın hatırlamıyorum. Bu videoya hangi videonun ardından geldiğinizi de tam olarak anımsayamıyorum. Sadece 2 gün önce gece Demre'ye vardık. Demre'de Nida'nın annesinin ve babasının yazlığı vardı. Orada konakladık 2 gece ve onlarla vakit geçirdik. Orada hiçbir şey çekmedim çünkü dinlendik ve aile ortamlarını genellikle YouTube'a yansıtmıyorum. O yüzden size birazcık anlatacağım ve videoyu burada kapatacağız. Demre'ye gittik, ilk gece konakladık. Ertesi gün sabah böyle bir kahvaltıcıya gittik ama önünden nehir akıyordu, kükürtlü su ve çok soğuk bir su vardı. Onun ardından eve geçtik. Full oyun oynadık. İnanılmaz oyun bağımlısı olduk. Kart oyunu sürekli oynadık. Kazanan ben oldum Uno'yu. Kim bilir de Tuğba kazandı. Onun dışında akşamında da sahilde mangal yapmaya gittik. Mangal yaptık ve bu sabah oldu. Bu sabah da güzel bir kahvaltının neticesinde biz Kaş'a doğru, Kaanlar İstanbul'a doğru yola çıkıp Nalan teyzeye ve Şeref amcaya veda ettik. Onlara buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum, sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi de Kaş'tayız. Biz Tuğba ile birkaç gün daha tatilimize devam edeceğiz. Kaş'ta 2 gün kalacağız. Belki 3'e çıkartabiliriz. Fethiye'de kalmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki haftada İstanbul'a döneceğiz. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiklerinizi sormayı, yazmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, hoşunuza gittiyse unutmayın. Bunları hatırlatmak gerekiyor malum. Nankör piyasa. Ben niye bu kadar bariton konuşuyorum? Çünkü uyudum, uyandım. Sesim şuradan geliyor. Ya şeyi unuttum. Kaan, Nida ve Tuğba ile beraber turun enlerini konuşacağımızı düşünüyordum ama onu çekmeye fırsat bulamadım. Unuttum daha doğrusu. O yüzden turun enlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Siz o yüzden bu videonun enini belirleyip yazabilirsiniz. Benim adıma güzel bir haftaydı. Lise sıralarını beraber paylaştığım iki arkadaşım ve eşimle beraber yapmış olduğum tur nihayete erdi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.